Bizim gibi yorulan ve isyan eden isimlerden bir tanesi de sevgili İzel. Haber müdürümüz Asiye Acar kendisiyle bir röportaj yaptı. Orada gerçekten can kulağıyla dinlemeniz gereken sözler var. İzleyelim röportajımızı. Durur durur beni bulur o sözlere unutulur. Maddi kriz, yaşadığı zorlu hastalık günleri. Ah yan. Bir dönemin aşk şarkılarının buğulu sesi İzel'le çok özel. İlk kez açıkladı. Ben 6 sene bir sözleşme gereği oturmaya mecbur bırakıldım. Bir imza yüzünden nasıl hapis hayatı yaşadı? Hapis hayatı yaşadı. Yaşattırdılar bana yani. Tüm birikimini kaybetti. Çok ev sattım, çok arsa sattım. Bir 6-7 ev var mı? Fazla. Gerçekten. Fazla tabii. Bir... Unutulmaz aşk şarkılarının 90'lar Türkçe pop'un buğulu duygular alemine götüren sesi İzel. Artık bize biraz gurur lazım. Maddi kriz bir yandan, sahnelerden uzak kalması diğer yandan, ailesinin yaşadığı zorlu hastalık günleri bir yandan derken hayatla sınavını vermişti. Haber müdürümüz Asiye Acar 4 ay aradan sonra İzel'le buluşmanın heyecanı içindeydi. Bu zamana kadar ne değişti? Ne değişti? Ben biraz daha kilo verdim, bilmiyorum, evet, fark etti. Ondan sonra daha bir şey oldum. Hem ruhen hem bedenen kendimi daha iyi hissettim. Çünkü 4 ay kaldım ben Bodrum'da. Evet. Orada deniz serinlerinde olmak, yeşillik içinde olmak, ruhumu dinlendirmek iyi geldi. Asiye'nin mikrofonunu görenler kameraları unutur. Bir dertleşme haline girer. İzel Hanım da son röportajının gündemi sallayan o cümlelerini nasıl söylediğini kendi de anlamıyor. Birikimim vardı, onunla biraz idare ettim. Arabamı sattım. Ondan sonra ufak miktarda da bir kredi çektim. Öyle idare ediyorum yani. Bir iki aylık şeyim var. İki aylık bir ne derler ona? Ya iki aylık. İki aylık bir şeyim var. İki ayım garanti. İki aylık param kaldı demişti. Ben seninle röportaj yaparken röportaj yaptığımı unutuyorum. Sen çok enteresan bir kadınsın. Ben gerçekten o lafı nasıl dedim ben hala onu düşünüyorum. Hangi laftı bu laf? Tabii ki hemen söyleyelim. İki aylık param kaldı. Sen de demiştin ki 3. ay ne olacak demiştim. Ben de Allah büyük demiştim, çıkar bir şey demiştim. Yazım durdu bizi her yere. Allah vergisi o ses olunca kötü günlerde geride kalmış. İzel Hanım 4 ayda durumları toparlamış. Allah bize sağlık verdiği sürece, sesimiz bizde var gelmediği sürece, karakterimiz, prensiplerimiz yerinde olduğu sürece her zaman para kazanırız. Ve gerçekten dediğin gibi 3. ay konserler başladı. Yani paniklememek lazım. Kadim dostu Serdar Ortaç'la aynı sahneyi paylaşacak olmanın heyecanı içinde ünlü şarkıcı. Biz herhalde 30 yıldır falan arkadaşızdır. Ben onu pek severim, o beni pek bir sever. Ama biz hiç bir, ne bir düet yaptık, ne bir birlikte bir iki kelime birlikte söyledik. Sahneye çıkmadık. Yıllar sonra ilk defa sahneye çıkacağız. Onun da mutluluğu var tabii ki. Pandemi süreci sonrası sahne fiyatları özellikle de yılbaşı gecesi için 2'ye hatta 3'e katlandı. Anlayacağınız yılbaşı piyangosu ünlü şarkıcılara vurdu. Peki ya İzel? Heh. Yılbaşı fiyatları şu an el yıkıyor cinsten. Yani bir 3 aşağı 5 yukarı duydum ben de ama... Milyonlar, 900'ler, 600, 900 derken mi? Yani 900 TL değil tabii ki. 900 binler falan var. 900 bine, 900 bine daire olurum ya ben. Yılbaşı için abartı fiyatlar istiyorlar. Yani 900'e bana da gelmeyin yani. O kadar diyorsun. Yani yuh tamam pandemiden çıktık gibi görünüyoruz, öyle bir hava var ama
daha ülkecek önümüzü göremiyoruz yani. O yüzden bence biraz bu fiyatlar bana biraz abartı geldi, abartı geldi. Kazanan kazanıyormuş İzel Hanım. Özcan Deniz alacakmış 950 bin lira. Oha. Özcan'ın sesini çok seviyorum. Filmlerini de çok seviyorum. Kendini de çok seviyorum. Ama 950 affet Özcan. Pandemi sürecinin sanatçıları korkuttuğunu, bu yüzden prensiplerini göz ardı ettiklerini vurguluyor Yılların Usta ismi. Halimiz ne olacak diye korktuk. Bu pandemi insanları çok korkuttu. Bakma Asiye, yani hepimiz pozitif düşünmeye çalıştık ama içine endişe de ne olacak halimiz diye korktuk. Bazı şarkıcıların prensipleri yok. Bazı sanatçılarda da şey durum var, her yerde çıkıyorlar yani. Prensipleri, prensip yok yani. Ben mesela çalışmadığım dönemde 10 küsür tane iş almadım. Neden? Neden almadım? Çünkü her şey para değil. Prensiplerim var. Kabul edebileceğim işler olmadığı yani için yapmadım. İşlerde mi çıkmam? Çıkmam. Ne bileyim, mekana gider bakarım. Kadrodan hoşlanmayabilirim. İğneleyici sözler başlıyor. İzel bazı meslektaşlarını fena tiye alıyor. Sesi olmayanlar bizim yokluğumuzdan faydalanıyor. Peki o listeye olmadı. Bakıyorsun mesela orada. Yani hani muhteşem sesi olmayanlar da var. İşte böyle 300'ler, onlar da işte bizim yokluğumuzdan faydalananlar. Hak etmeyenleri, hak etmeyenler alıp da hak edenler oturduğu zaman o biraz üzücü tabii. Öyle olmaması lazım. Peki İzel Hanım, meydanı neden boş bıraktınız diye sorunca ise bir dokunup bin ah işitiyoruz. İşte ilk kez gelen o itiraf. Bir sözleşme yüzünden 6 yıl iş yapamadım. Ben 6 sene bir sözleşme gereği oturmaya mecbur bırakıldım. Yani benim elim kolum her türlü bağlandı. 6 yıl ne albüm yapabiliyordum, ne single yapabiliyordum. Bir yer bırak, bir yerde konuk sanatçı olarak şarkı bile söyleyemiyordum. O yüzden o 6 sene zaten benim işte o kilo almam, ruhsal sıkıntılarım. Yani düşünsene, işini çok seviyorsun, seni bir kafese sokuyorlar. Bana hapis hayatı yaşattılar. Elim kolum böyle zincirli hapis hayatı yaşattırdılar bana yani. İzel çalışmadığı 6 yılda anne babasının rahatsızlığının da sebebiyle tüm birikimini kaybettiğini açıklıyor. Tüm birikimini nasıl kaybetti? 6 yılda bayağı bir şey sattım. Bir kere babam rahatsızlandı. O hastalığın ne yatlar ne katlar sattırdığını biliyoruz zaten. Maalesef kurtaramadık. Rahmetli oldu, nurlar içinde yatsın. Sonra arkasından annem rahatsızlandı. Dedim ki babamı yaşatamadım, annemi yaşatacağım. 3 yıl annem de hastanede geçti. Akıyor yani, ben hastanenin kapısından şu vaziyette giriyorum yani. Ama çalışmıyor. Yaşatmak, evet yani olan o 25-30 yılda ne yaptıysa ki rahmetli babam o konuda çok hassastı. Bayağı da bir şey yapmışım aslında. Çok şey sattım. Çok ev sattım, çok arsa sattım. Bir 6-7 ev var mı? Fazla. Gerçekten. Fazla tabii, villalar var, arsalar var, neler mi neler var. Çok çok mal sattım ben. 3 tane villam vardı. 5-6 tane dairem vardı. Arsa çoktu, tarla çoktu. Dönümleri çok fazlaydı. Çok büyüktü. Yaşadığı zor günler, geçim kaygısı, en büyük tutkusu müzikten uzak kalmak. İzel'le çok sevdiği aşk duygusunu, aile olmayı bile unutturmuştu. 10 yıl aşk bile yaşayamadım. Peki böyle bir uhten var mı? Ah keşke dediğin, bileyim bir anne olsaydım dediğin. Vallahi anne olsaydım, yani fırsat bulamadım ben o özlemi çekmeye. Aşk benim için çok önemli mesela. Ben 10 yıl ne aşk ne flört, hiçbir şey yaşamadım. Yalancısın sen, yalancı. Ne olursun gitme dur. Unuttun mu hiç? Yaşananlar İzel'i hayli yormuştu. Ancak o şimdi yeniden doğuşunun mutluluğunu, sahnelere geri dönmenin heyecanını yaşıyor. Güzel günler onun için geliyor. Mutluluk.
İzel, seni çok özledik. Evet İzel. Kadife gibi bir ses. Şu kötü günler geride kalmış olsun ve tekrar aramıza coşkuyla, enerjiyle, mutlulukla, İnşallah. Ben güzel işlerle, güzel şarkılarla lütfen dön. Nasıl güzeldir İzel'in sesi. Kadife ya. Kadife. Bir sen, biri küsme ben. Küsme artık, kapanma artık. Çık, hiçbir şeye küsme. Çık, daha çok çık. Evet. 10 yıldır da aşk yaşamamış İzel. Aşk bence İzel'e yaramıyor. Öyle mi diyorsun? Bence İzel aşık olunca kabuğuna çekilen bir kadın. Her şeyini verdiği için. Bence İzel sen aşk yaşama. Gerçekten yaşama. Geriye gidiyorsun. Senin gibi bir değer hep sahne önünde, ekran önünde olması lazım. Deniz de öyle. Yani aşk sana yaramıyor. Aşk seni ileri götürmüyor, geri getiriyor. Aşk gibi bir tarafa bırak. Dön sahnelere. Dön. Bize dön. Ekrana dön. Bazı kadınlar aşık olunca gözü hiçbir şey görmüyor. Oraya kilitleniyor. İzel onlardan biri. Deniz de öyle. Mesela Deniz Seki de öyle. Evet. Yani kapanıyor. İçine aşk kapanıyor. Aşk için kendilerini şey yapıyorlar ama yok ya, siz daha değerlisiniz. Hiç sizi hak eden bir şey değil o yani. İzel çok kıymetli, çok değerli, çok güzel şarkıları var. Evet. Sesi güzel. Siz daha değerlisiniz hanımlar. Aşk güzel bir şey. İzel'i bence haftaya programımıza konuk edelim. Sen burada ona bir abla kardeş tavsiyesi ver. Evet, vallahi. Aşk yaşama. Yaşama. Sen her gün çıkar, biz dinleyelim. Tekrar ekranlara dön, sevenlerin dön.